Çağ'a kadar uzanan tarihsel zenginliği, Arnavut kaldırımlı yolları, buz gibi havası, kırmızı çatıları ve kuleleri. Airport bu hafta sizleri Baltık ülkelerinin en küçüğü Estonya'nın şirin başkenti Tallinn'e götürüyor. Tallinn seyahatimiz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 3,5 saat sonra yerel saatle 14'te Lennart Meri Havalimanı'na teker koyuyoruz. Estonyalı şair Gustav Suits'in "Estonyalı olun ama Avrupalı kalın" sözünü hatırlayarak Tallinn'i keşfe başlıyoruz. Tallinn, yani Danimarka kasabası anlamına gelen Tallinn, tarih boyunca defalarca el değiştirmiş. 1219'da Danimarkalılar tarafından kurulan şehir, 1920'de Rusların egemenliğine girmiş. Bunun içindir ki şehrin her köşesinde tarihten farklı izlere rastlıyoruz. Tarihi merkezi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Tallinn'de görülmesi gereken 10 noktayı sizin için geziyoruz. Tallinn şehir merkezi Tompea Tepesi ve şehir meydanı olarak ikiye ayrılıyor. Tompea Tepesi'ne doğru kısa bacak adı verilen yoldan ilerlerken şehrin 15. yüzyıla ait sınır kapısına geliyoruz. Bu tarihi kapı zamanında şövalyeler ve tüccarlar arasında ikiye bölünmüş şehirde geçişlerin engellenmesi amacıyla şövalyeler tarafından yaptırılmış. Kapının üzerinde bulunan Meryem Ana ile İsa ikonu dünyada açık havada kalan tek kutsal resim özelliğine sahip olmasıyla ünlü. Sınır kapısının hemen yanında ise Danimarka Kralı Bahçesi yer alıyor. 1219 yılında Danimarkalı Haçlılarla putperest Estonlar arasındaki savaşta Haçlılar savaşı kaybetmek üzereyken gökyüzünde kırmızı fonda beyaz bir haç görüldüğüne inanılıyor. Oluşan bu görüntü sonrası savaşı Danimarkalılar kazanıyor ve beyaz haçlı bayrak Danimarkalıların bayrağı oluyor. Dünyanın en eski milli bayrağının hikayesini ev sahipliği yapmak da Tallinn'e kısmet oluyor. Rakoja Plus, yani belediye meydanı, şehrin adeta kalbi konumunda. Meydana açılan binalar 11. ve 15. yüzyıllar arasında inşa edilmiş. Eski zamanın pazar yeri olan meydan şimdinin aktivasyon, buluşma ve etkinlik alanı. Hediyelik eşya ve giyecek standları ile donatılan meydana adını veren Avrupa'nın en eski belediye binası, elindeki yayla şehrin sembollerinden olan yaşlı Thomas'ın bulunduğu bina aynı zamanda. Meydandaki diğer önemli yapılar ise 1422'den bugüne hala işlerliğini sürdüren Avrupa'nın en eski eczanesi ve beyaz duvarında Tallinn'in en eski saatini bulunduran sekizgen kulesiyle 14. yüzyıl yapımı Kutsal Ruh Kilisesi. Ayrıca dünyadaki ilk Noel ağacı da yine bu meydanda 15. yüzyılda dikilmiş. Estonya'nın zengin denizcilik kültürü Lennus Adam Müzesi'nde deneyimleniyor. Yelkenler, gemiler, denizaltılar ve deniz uçaklarının her dönemine ait örnekleri müzede bulmak mümkün. Hem sivil hem de askeri denizcilik ve havacılığın gelişimine dair canlı örneklerine dokunabildiğiniz yapı, ülkenin en büyük müzesi ve sergi alanı. Müzede simülatör, kağıt uçak alanı, uçak savar denemeleri gibi hem çocuklara hem de büyüklere yönelik öğretici ve eğlendirici pek çok havacılık faaliyeti de düşünülmüş. Müzik 1894'te Çar Aleksandr'ın yaptırdığı ve hala Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Aleksandr Nevski Rus Ortodoks Kilisesi de şehrin en özel yapılarından biri. Soğan halkalı klasik Rus mimarisindeki yapı, Kızıl Meydan'daki Aziz Vasil Katedrali'ni andırıyor. Kubbedeki haçların altında görülen hilaller, Osmanlı'ya karşı kazanılan zaferleri simgeliyor. Tompea Şatosu, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çeşitli devletlerin yönetim merkezi oldu. Şato bugün parlamento binası olarak kullanılıyor.
Pembe Yapı'da hiçbir güvenlik önlemi olmaması bizi oldukça şaşırtıyor. Tompea Şatosu'nun yaslanmış olduğu uzun Herman Kulesi ise dev Estonya bayrağı ile dikkat çekiyor. Bayrak devletin gücünün timsali olarak 45,6 metre yüksekliğindeki kulede dalgalanıyor. İlk inşası 1360 yılına dayanan kule 16. yüzyılda yenilenmiş. Yerden 95 metre yükseklikte dalgalanan Estonya bayrağındaki mavi renk gökyüzü, göller ve umudu, ortadaki siyah renk verimli toprağı ve 700 yıllık kölelik dönemini, alttaki beyaz renk ise eğitim, aydınlık, kar ve beyaz geceleri temsil ediyor. Karaca'nın düştüğü yer, Tallinn tarihinin en ilginç hikayelerinden biri. Estonya'nın eski adı, Almanca Karaca düştü anlamına gelen Refal'miş. Tallinn şehrinin kurucusu Danimarka kralı, avda vurduğu Karaca'yı çok beğenmiş ve canlısını istemiş. Kralın adamları bir Karaca'nın peşinden koşarken, Karaca bu tepeden aşağı düşmüş ve boynunu kırıp ölmüş. Kralın adamları heyecanla Refal Refal diye bağırmaya başlamış. Şehrin adı 1925 yılında Tallinn olarak değişene kadar Refal olarak kalmış. Eskiden kuru ot pazarının kurulduğu Özgürlük Meydanı, Tallinn'in görülmesi gereken noktalarında. Meydana 1910 yılında Deli Petro'nun 3 metrelik heykeli dikilmiş. 1918'de Cumhuriyet kurulduktan sonra kaldırılan heykelin yapıldığı metal eritilerek para basılmış. Meydanda Özgürlük Savaşı'nın zaferine adanmış olan haçlı bir kolon yer alıyor. Özgürlüğün kolay kırılabilir olduğunu hatırlatmak için kolonun camdan yapıldığını söyleyelim. Kikinde Kök Müzesi, Tallinn'in toplarla savunulması için 1475 yılında inşa edilen Orta Çağ Kulesi'nin içinde yer alıyor. Müzede şehrin tarih boyunca geçirdiği evrimi anlatan görsel ve işitsel detaylarla süslenmiş tabyalar ve yeraltı tünelleri bulunuyor. Sığınak olarak da kullanılan Kikinde Kök'te savaşın korkunç yüzü ve insana etkisi görülebiliyor. Yer altındaki zaman makinesine girenler, Tallinn şehrinin zamanda yolculuğuna şahit oluyor. Kulenin en üst katından ise Tallinn yukarıdan keşfedilebiliyor. Tallinn'i kuleden görüp çok hoş anı fotoğrafları çektirebileceğiniz 3 ayrı teras bulunuyor. Terasa giderken Deli Petro'nun Tallinn'e geldiği zamanlarda kaldığı ev olan eski postane binası ve Meryem Ana Kilisesi'nin önünden geçiliyor. Terastan şehri keşfederken Tallinn'in neden kuleler ve kırmızı çatılar şehri olarak anıldığı daha iyi anlaşılıyor. Terastan görülebilen Yaşlı Thomas Kulesi, üzerindeki rüzgar gülü ve elindeki yayla şehrin en önemli sembollerinden. 1530 yılından bu yana olduğu yerde dönerek kenti gözetleyen ve şehrin savunucusu olduğuna inanılan Yaşlı Thomas'a ait çok sayıda efsane olduğunu söyleyelim. Başka keşfedilecek nokta ise merkezden yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Kadriorg Parkı olmalı. Katerina Vadisi olarak da adlandırılan park zengin bir floraya sahip. 800 hektarlık bu parkın içinde toplam 8 müze bulunuyor. Müzelerden biri olan Petro'nun evi dışından oldukça masalsı bir görünüme sahip. Evin içinde ise Petro'nun kullandığı mobilyalar ve eşyalar sergileniyor. Dışarıda -20 dereceyi bulan soğuk hava, evin içindeki sıcak ortamla adeta ısınıyor. Sauna kültürüyle özdeşleşen bir şehir Tallinn. Hemen hemen her evde sauna bulunuyor. 1980 yılında düzenlenen Moskova Olimpiyatlarının deniz sporları yarışmaları için kurulan Pirita bölgesinde gördüğümüz tablo ise adeta içimizi titretiyor.
Buradaki yüzme kulübüne üye olan Talinliler haftanın belirli günlerinde burada toplanarak saunadan çıkıp buz tutmuş olan nehre giriyorlar. Böylece hem vücutlarını zinde tutuyor hem de stres atıyorlarmış. Genç, yaşlı, kadın, erkek, her yaştan insanın burada olduğunu görmek, o sırada soğuktan ayakta durmakta zorlanan bizleri hayrete düşürüyor. Talin'e gitmişken marzipan yani badem ezmesinin tadına bakmanızı öneriyoruz. Tarihte ilk badem ezmesinin Talin'de yapıldığını söyleyelim. Çok çeşitli şekillerde ve renklerde marzipanlı kurabiye, pasta ve tatlılar olduğunu hatırlatmış olalım. Haftaya dünyanın bir başka noktasında buluşmak üzere.